Hani derler ya, dini siyasete alet etmek. Çok değerli bir siyasi parti de der ki, biz dini siyasete alet etmiyoruz. Aksine siyaseti dinin hizmetine sokuyoruz. Hasiyatta der ki, biz dini ticaretimize alet etmiyoruz. Tam aksine biz ticaretimizi dinin hizmetine sokuyoruz. Biz bugün hem markanızın, tabii ki şirketlerinizin markaları var, ürünlerinizin. Ama bunları sonuçta insanlar temsil ediyor. O yüzden kişisel markadan başlayacağız. Kişisel marka da kapıya park ettiğin arabanın markası ya da üstüne giydiğin kıyafet falan değil. Kişisel markan tek bir şey. Bana ne hissettiriyorsun? Kişisel markamız karşımızdakine ne hissettirdiğimiz. Sadece şurada aslında ben böyle oturumları, böyle zirveleri diyelim, böyle 2-3 günlük programları, içerikler kıymetli, sağ olun, önem verdiniz, davet ettiniz. Ama içerik %50 ise, hatta %30'sa, %70 sizlerin birbirinizin gücünü tanıma ve bu güçten birbirinizi faydalandırtma anlamında çok büyük bir fırsat olarak görüyorum böyle günleri. Burada konu gücün tanımını doğru yapmak. Güç nedir? Güç aslında ne dedik? Kişisel marka karşındakine ne hissettirdiğini. Şimdi ben de bir dakikalar içinde tanımama rağmen şu anda çok ciddi bir hatırı bir iki verdi. Sırf bana davranış şekliyle Fikri Başkan'ın artık hani hatırı var, riyası kıymetli benim için ve bu kadar basit. Maliyet sıfır, sadece doğru davranmak birbirimize buradan geçiyor. Şimdi bunu yaptım da ne oldum? Ben zaten birbirimize iyi davranan bir insanım diye olabilirsiniz. Konu burası sadece bir başlangıç. Networking dediğimiz şey manalı insan etkileşimi. Yani sadece işimi nasıl arttırırım, ciromu nasıl katlarım, karşımdakinin çevresini nasıl kendi işime aktarırım gibi başlıklar aslında networking'in yegane amacı olduğunda büyük bir yanılgıya giriyoruz. Yani almak, karşımdakinin imkanlarından nasıl faydalanırım demek falan çok sakıncalı. Sadece bunu demek. Şimdi bugün duyacağınız içerik, tabii zaman kısa, elimden geldiğince daraltıp verimli hale getirmeye çalışacağım. Türkiye'de global anlamda yer alan 200 tane firma sayın. 100 tanesini anlatıyoruz bunu yıllardır. Ama bu konu şu kalem gibi. Şu alelade kalem, sıradan bir kalem nasıl kullandığınla değer kazanıyor. Bu kalemi eğer boynuma saplarsan beni öldürebilirsin. Yani cinayet aleti olabilir bu kalem. Eğer sevdiğin birine, mesai arkadaşına sadece işten çıkarken aç olduğunu biliyorum, çekmecede bir sandviç bıraktım sana diye kullanırsan mutluluk saçan bir alete dönüyor. Hiçbir şey yapmayıp çekmecene koyarsan hiçbir işe yaramıyor. Networking denen şey, yani zayıf bağları güçlü bağlara çevirmek için kullandığımız bu hayat tarzı, yaklaşım, sizin bu alelade kalemi kullanmanız kadar basit ya da kullanmamanız. Siz tercih ediyorsunuz bu kalemi kullanıp kullanmamayı. Yani birazdan bahsedeceğimiz ve öncelikle sizlerin, sonra işinizin, sonra da hayatta kıymet verdiğiniz insanların hayatına hem iş hem sosyal anlamda hayalinizin çok ötesinde fayda katacak bir yaklaşımdan bahsedeceğiz. Ve bu yaklaşım sayesinde zıplayabilir, böyle katman, leak atlayabilirsiniz işlerinizde. O yüzden tercih sizin. Zaten 6 yaşına kadar sizi her kim yetiştirdiyse, anneniz, babanız, babaanneniz, halanız, ablanız,
Her kim yetiştirdiyse bunları zaten size öğretti. 6 yaşından daha fazla bir şey aktarmayacağım size. Hepsini biliyorsunuz. Ama iş dünyası bu kadar önem veriyorsa bu konuyu, yani bağlantıların gücüne inanıyorsa, bu öğrendiklerimizi nasıl uyguladığımıza bir bakacağız. Yeterince verimli uyguluyor muyuz? Biraz ona bakacağız. Manalı insan etkileşimi dedik. Aslında usta networker'lar, yani sen ne iş yapıyorsun dendiğinde bana senin çevreni çalışır hale getiriyorum diyorum. Çok insan tanıyoruz. Kimisini tepeden bakıyor olabiliriz. Çünkü herkesin bir değerlendirme kriteri var ya. Birisi şeye bakar, işte şeyi de çok gördüm ben, böyle koşa koşa gidip camdan hangi marka arabaya biniyor diye bakan adamlar görüyorum. Arabanın markasına göre seni konumlandırıyor, kıyafetine göre. Yok işte duvarına ne asmışsın, hangi yaş aralığında neye para harcamışsın, parayı tutuyor musun, akıllı bir harcama içinde misin? Bunlara bakıp puan veriyor insanlar. Bu puan hiç kimsenin haddi değil birbirine puan vermek de. Böyle bir adım yaklaşacak mısın? Olduğun yerde mi duracaksın yoksa ilişkide böyle bir adım geri mi çekileceksin? Bunlara bakıyorlar. Ben tek bir şeye bakıyorum. İster sokakta kağıt toplayan adam olsun, isterse en tepe olsun, bir şirketin tepe yöneticisi olsun. Tek bir şey var abi, tutum. Bana nasıl davranıyor, bana nasıl hissettiriyor? Tek değer bu. O yüzden tutumunuz sizi uluslararası piyasaya taşınacak, taşıyabilecek. Toplu olarak hepinize şöyle bir elimi yüreğime koyup dua edeceğim. Öncelikle tanıştığınız ve tanıştırıldığınız için şükredeceğiniz insanlarla dolu bir hayatınız olsun. Kıymetlilerinize de fayda getirecek çok insanla tanışın. Doğru insanlarla tanışın inşallah. Hayalleriniz vardır hepinizin. İşle ilgili, sosyal, evlatlarınızla, ailelerinizle. Bütün hayalleriniz hatıralarınıza dönsün inşallah. Çok güzel dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İkinci yerde görüşürüz.